Hilal İnan'la Kadının Gücü programına hoş geldiniz. Bugün ben renklerle geldim, görüyorsunuz. Renklerimiz var, makyaj malzemelerimiz var, renklerle ilgili kartelalarımız var. Bir renk bilgisiyle geldim. Neden renk diyebilirsiniz? Çünkü enerjimizi yansıtmak için renge ihtiyacımız var. Renk yoksa enerji de yok sanki. Sabah uyanıyoruz, dışarıya bir bakıyoruz, henüz gün aydınlanmamış, kapkara diyoruz, öf diyoruz. İsterseniz kara görün, isterseniz kırmızı görün, isterseniz yeşil. Siz seçin rengi, güne renkle başlayın. Yıllar önce, üniversiteyi bitirdikten sonra İktisat Fakültesi mezunu olduğum için sayısal işlerde çalıştım. Bu sayısal işlerin bir gün beni mutlu etmediğini fark ettim. Ne iş yapabilirim ben dedim. Neyi seviyorum ben? Rengi seviyorum dedim. Ondan sonra kozmetik sektörüne girmeyi seçtim. Çünkü renk benim hayatımdı. Renk olmazsa olmazdı. Tabii daha sonra aldığım renk bilgileriyle tarzımı, renklerimi çok değiştirdim. Ama hala da değiştiriyorum. Ama renk benim için olmazsa olmazımdı. Bugün de öyle. Hep de öyle olacak. Renkli olun. Renklerle dans edin hatta. Renklerin hikayesinden sonra hayatımızdaki renklere bir bakalım. Şimdi alışverişe çıkıyoruz. Alışverişte ihtiyacımız olsun ya da olmasın. Sadece renklere bakıyoruz, kıyafetlere bakıyoruz, seçimimizi yapıyoruz. Ben kimim? Neye ihtiyacım var? Gardırobumda eksiğim var mı? Bu renk bana uygun mu? Bu tonu giyersem ne olur? Demiyoruz bile. Geçtiğimiz günlerde Ankara'daydım. Bir arkadaş alışverişe gitti. Alışverişten torbalarla geldi. Dedim ki, hepsi ihtiyacın olanlar mı? Evet dedi. Ne aldın mesela dedim. Siyah gömlek aldım dedi. Aa, hiç siyah gömleğin yok mu senin dedim. Var ama bir tane daha olsun dedi. Neden? Hep siyah mı giyiyorsun sen dedim. Ki siyahın çok yakışacağı bir kişi de değil. Yo, siyah giymiyorum fazla ama yine de dedi ben siyah gömleği çok beğendim. Bakabilir miyim dedim. Baktım, hiçbir özelliği olmayan düz bir gömlek. Ama almış arkadaş. Onun dışında torbasına beraber baktık. Bir sürü şey var. Farklı renklerde ama ihtiyacı olan hiçbir şey yok. Hatta bir şort tulum gibi bir şey almış. Dedim ki bu da mı yoktu? Bu tarz bir şey hiç giymedin herhalde, giymiyorsun. Yo, giyiyorum dedi. Peki niye aldın? Şimdi dedim benim dedi şortum var desenli, bu desende ama üst yoktu dedi. Şimdi takım olarak almış oldum tulum. Peki dedim, hepsini güle güle giy. Ama artık dünya minimalizm yaşıyor. Biliyorsunuz İsveç'te Lagom felsefesinde az çoktur diyorlar. Ve kararında olsun her şey diyorlar. Tıpkı bir kahveyi tarif ettiğiniz gibi. Şu kadar bir kaşık süt koyun diyoruz ya hani. Onun gibi. Yani ne gerekiyorsa o kadarını alın, gerekeni alın diyorlar. Biz ne yapıyoruz? Biz israf yapıyoruz. İsraf çağındayız hala. Bunu bırakmamız lazım. Bunun için de rengimizi tanımamız lazım. Şimdi, rengi tanımak için ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim size. Renk, cildin alt tonuyla ortaya çıkan bir tanımlamadır. Renk grubunuz daha doğrusu. Cildin alt pigmentasyonuna göre eğer sıcaksa sıcak renkleri, soğuksa soğuk renkleri kullanacaksınız. Sıcak soğuk ne demek? Bakın size şöyle bir şey getirdim size göstermek adına. Örneğin bir yeşilden bahsedelim. Burada ortadaki yeşil ana renktir. Yeşilin bir tarafında mavinin eklendiğinde
ne kadar soğuduğu gösteriliyor. Diğer tarafında, ana rengin diğer tarafında ise burada sarı ilavesinde nasıl ısındığını görüyorsunuz. Sarı, biraz önce de söyledik ya, güneşin rengi, sıcak renk. Eğer bir ana renge sıcak o sarıyı ilave ederseniz ton bu şekle dönüşüyor. Eğer maviyi ilave ederseniz buradaki gibi oluyor. Sıcak soğuk kavramı bu. Ana renk de ortada gördüğünüz gibi. Ana rengi biliyoruz. Yeşilin içine hiçbir şey katılmamışsa o ana renktir. Ana renklerimiz kırmızı, mavi ve sarı. Bu renklerden kırmızının, mavinin ve sarının birbirine eklenmesiyle ortaya çıkan renkler de ikincil ana renkler. Bir de tonlarımız var. Ondan sonrası birkaç tane rengin bir araya gelmesiyle biraz mavi, biraz kırmızı, biraz beyaz, belki biraz siyah eklendiğinde farklı farklı tonlar ortaya çıkıyor. Şimdi bakalım biz sıcak tonlu muyuz yoksa soğuk tonlu muyuz? Bunu nasıl anlayacağız? Evde siz bunu yapabilirsiniz. Normalde ışık güneşin çok böyle direkt gelmediği bir ortamda yapılmalı bu. Evde buna dikkat edin ve makyajsız olun. Eğer saçınız boyalıysa saçınızı kapatın. Bir beyaz bir şeyle, tülbentle. Üzerinizde renkli bir şey olmasın ve makyaj dediğim gibi hiç olmayacak. Sade bir şekildesiniz. Şimdi bakıyoruz. Bir beyaz var. Beyazı çok severiz. Beyaz böyle hijyenik bir renktir. Beyaz masumiyettir. Hatta gelinlik de bu nedenle beyaz seçilir. Gerçi Çin'de biliyorsunuz kırmızı gelinlik giyiyorlar. Orada bazı ülkelerde renklerin anlamları değişebiliyor. Şimdi bakın beyaz. Beyazı ben tuttuğumda yüzüme beyaz bende yorgun bir ifade yapar. Çünkü beyazın bir mavi yansıması vardır. Hani böyle kar yağdığında o maviyi hissederiz. İçte böyle ince ince sanki böyle mavi tanecikler dolaşır. Onun gibi. Beyaz bakın beni yorgun yapar ve yüzümden koparır sanki. Bu benim rengim değil dedirttirir. Bir de buna bakalım. Beyazın içine sarı girmiş biraz ve beje dönmüş. Bakın nasıl tamamladı beni. Bir şöyle yapalım isterseniz. Bakın bir böyle bakın ne kadar fark ediyor. Burada tamamlanma var. Yani renk benden kopmuyor. Beni takip ediyor sanki. Burada ise kopuyor. Bu kopma olayını nasıl anlatalım biliyor musunuz? Mesela bir yere gittiniz. Bir kıyafet var üzerinizde. Çok güzel bir renk. Aldınız ceket veya kazak fark etmez. Bir bluz. Giydiniz, gidiyorsunuz. Arkadaşlarınızın olduğu bir ortamdasınız. Aa, üzerindeki ne kadar güzel bir renk dedikleri zaman size gelen bir iltifat değildir bu. Renge iltifat ediyorlar. Renge sen çok güzelsin diyorlar. Ama şunu dediklerinde ne kadar iyi görünüyorsun bugün. Harika görünüyorsun, çok enerjiksin. Çok güzel görünüyorsun bugün. Bunlar size iltifattır. O da nedir biliyor musunuz? O rengin sizin yüzünüze yansımasıdır. Bir gün asansörde bir hanım bana çok güzelsiniz dedi. Tanımadığım bir hanım. Bir alışveriş merkezinde asansöre bindim. Çok güzelsiniz dedi. Beni görür görmez. Allah Allah. Şaşırdım. Neyse çıkıyoruz bir kat daha. Bir daha söyledi. Dedim bir şey var, bir renk var bende. Ama o an fark edemedim. Çıkar çıkmaz hemen bir vitrinde kendime baktım. Boynumdaki aksesuarın rengi tam benim rengimdi. Ve o
direkt yüzüme yansımıştı. İşte beni güzel görmesinin nedeni buydu. Yoksa bir hanımın bir başka hanıma bir asansörde, başkalarının olduğu bir ortamda bu denli güçlü iltifatı ancak bu nedenle olur. Enerjinin yansımasıdır o. İşte kendimizi güçlü hissetmek için o enerjiyi yansıtmak lazım. Kadının Gücü programında bu nedenle renklerden bahsetmek istedim. Biz gücümüzü her zaman yansıtabilmeliyiz. Her sabah evde olun, dışarıda olun, işe gidin veya gitmeyin. Hiç sorun değil. Bir ev kadını da olabilirsiniz. Ama evde günlük kıyafetinizi giydiğiniz zaman bile aynaya bir bakın. Aynaya bakın. Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Harikasın dediniz mi? Çıkın o zaman. Dışarıda çıkabilirsiniz. Evde işinizi yapabilirsiniz. İstediğiniz kişi geldiğinde enerjinizi yansıtabilirsiniz. Bu çok önemlidir. Kendinizi onaylamanız birinci şarttır. Enerjinizi iyi hissetmediniz mi? Yok, olmamış mı dediniz? Sakın o kıyafeti üzerinize taşımayın. O sizin enerjinizi hep düşürecektir. Ne yapın? Bir örnek, bakın. Sizin renginizse, tonunuzsa daha doğrusu, hemen bir fular mesela bu şekilde alın, boynunuza sarın. Bir kıyafet değiştirmeye gerek yok. Bakın minicik bir ekle çok başka, bambaşka bir enerji yaratabiliyorsunuz. Renklerin böyle anlamları var işte. İyi ki varlar bu renkler. Bakın kendimizi nasıl iyi hissediyoruz. Üzerimizi değiştirmeden minicik bir aksesuarla, belki de bir rujla, belki de bir allıkla. Neden olmasın? Bir aksesuar, bir küpe, küpe bile olabilir. Fulları boş verin. Bir küpe. Ojenizin rengi bile sizin enerjinizi değiştirebilir. Ben örneğin uzun zaman siyah kullandım. Siyahı o kadar çok seviyorum ki ojede. Sonra 6 ay falan olmuştur. 6 ay önce dedim ki ya siyah değil görmek istediğim. Kırmızı görmek istiyorum. O enerjiyi hissetmek istiyorum dedim. O gün bugündür kırmızının farklı tonlarını kullanıyorum. Bakın ojedeki renk bile sizin renginiz, tonunuz olmalı. Burada soğuk bir ton olsa, pembenin mesela bir tonu, soğuk bir pembe çok farklı durur. Benim o sıcak tonumu hemen soğutur, benim enerjimi düşürür. Bu nedenle siz beyaz ve bej uygulamasıyla biraz önce gösterdiğim denemenizi yapın. Bir deneme daha var. Altın rengi, gold rengi ve gümüş rengi. Çok iyi bir renk analizi için araçtır. Eğer varsa evinizde altın rengi bir fular ya da bir kumaş veya bir elbise, bir tişört her neyse onu bir yüzünüze koyun. Eğer o sarıyı, o canlanmayı hissederseniz siz sıcak alt tona sahipsiniz. Eğer o siz yani koptuysanız biraz önce gösterdiğim gibi o size ait değilse, bu ben değilim dedirtiyorsa size, o zaman gümüşü bir deneyin bakalım. Gümüşle bütünleşecek misiniz? Ben mesela gümüş rengi giydiğimde, ki şu an çok moda biliyorsunuz, trend gümüş rengi. Gümüş rengi elbiseler, gümüş rengi ceketler, aksesuarlar. Ama o ben değilim. Öyle bir elbise giysem şu an veya bir ceket giysem dersiniz ki ne kadar güzel bir ceket, o kadar. Sen, ama bir taraftan da şunu söylersin, çok yorgun görünüyorsun sen bugün. Ha, epeydir eğitimdeydin, ondan herhalde diyiverirsiniz. Ama altın rengi giydiğimde harika görünüyorsun, çok enerjik görünüyorsun dersiniz. İşte renklerin hayatımızda bu kadar önemli rolü var. Renk deyip geçmeyin yani. Tonlarımızı çok iyi seçelim.
Bulduk rengimizi. Dünyanın en güzel rengi bana yakışandır dedik. Tıpkı Coco Chanel gibi. Ne diyor Coco Chanel? Dünyanın en güzel rengi sana yakışandır diyor. Evet, bana yakışan renk en çok yakışandır. Biz ne yapıyoruz ama? Arkadaşımızda görüyoruz. Aa, nereden aldın? Çok güzel, bayıldım ceketine. Şuradan aldım. Hemen gidiyoruz, alıyoruz. Halbuki o sizin değil ki. O sizin tonunuz değil ki. Ruj. Mesela. Rujda sıcak soğuk ayrımını nasıl yapıyoruz? Ruju elimize sürdüğümüz zaman, örneğin burada bakın kahverengi, daha doğrusu çikolatanın farklı bir tonu elinize sürdünüz, şöyle yaydınız. Eğer sarı yansımayı görüyorsanız, buradan bile görünebilir, sarı yansımayı görüyorsanız o tamam sıcak tonlu bir kişi için uygundur. Örneğin benim için uygun olan ton bu. Allığa gelelim. Pembe bir allık. Pembe allığı ben sürdüğümde bakın elinize sürün. Bakın hatta bir yanağınıza pembeyi bir yanağınıza da şöyle sarı yansıması olan bir allığı sürün. Şu şekilde. Bakın allıkta şu ve şu iki ton. Birisi soğuk, birisi sıcak. Birisi mavi yansımalı, birisi sarı. Birine bakın. Sarı şey o sarı yansımalı olana bakın. Bir tarafa da pembeyi sürün, soğuk pembeyi. Bakın bakalım nasıl görünüyorsunuz? Bir tarafta soğuk böyle yorgun, bitkin çizgileri ortaya çıkmış gibi misiniz? Diğer tarafta harikasınız, tam size uygun, enerjiksiniz, güzel, sizi tamamladı işte dedirtti mi o allık? Tamam. Ona göre seçiminizi yapın. Bir ruj eğer yanlış bir tonsa, örneğin ben soğuk alt tonlu bir ruj kullandıysam, neyin var senin? Bu ruj nereden çıktı? Diyebilirsiniz. Ama bana uygunsa, "Aa, bugün çok iyi görünüyorsun, çok sağlıklısın, çok iyi görünüyorsun." dersiniz. İşte tonların ayrımı bu kadar önemli. Renk değil, ton diyoruz. Alışverişte ne yapıyoruz? Makyaj alışverişinde gidiyoruz. Eskiden şöyleydi. Bu renk bir elbise diktiriyorsa bir hanım, ben güzellik uzmanlığı da yaptığım için o dönemlerden hatırlıyorum. Çok eski. Getiriyordu kumaşını. Buna uygun bir makyaj malzemesi set yapmak istiyorum. Ruj, allık, far diyordu. Ona göre biz de renklerini seçiyorduk. Ama hiç bu renk size uygun mu diye bakmıyorduk. Biz buna bu kumaşa göre bakıyorduk. Renge göre, kumaşın rengine göre. Artık öyle değil. Artık şu noktaya geldik. Sezonun renklerini ona göre ruj alıyoruz. Ben gümüş rengi ruj kullandığımı bile bilirim. Gümüş rengi benim rengim değil. Buna rağmen gittim kozmetik şirketinde çalıştım biliyorsunuz. O rengi yaptım. Ünlü bir yabancı markadan aldım. O rengi bizim şirketimizde yaptırdım ve satışa da sundum. Ben de kullandım. Soba borusu rengi gibi, gümüş rengi. Ve o dudakta düşünebiliyor musun? Ne kadar soğuk. Ama trend diye kendimize uygun olmayanı maalesef kullanabiliyoruz. Bugün artık öyle değiliz. Bugün zaten markalara bakıyorum. Asla kullanılamaz dediğim renkler yok artık. Daha tüketiciye yönelik, daha tüketim odaklı bakıyorlar. Yani satışı zor olan renkler, ürünler çok fazla piyasaya çıkmıyor. Pazar koşulları da onu gerektiriyor belki. Biz de bütçemizi belki
daha dikkatli kullanmayı öğreniyoruz artık. Hani minimalizm diyoruz ya, israftan vazgeçelim diyoruz ya. İşte böyle bir çağdayken neden bana uygun olmayan rengi alayım? Bana uygun rengi alayım da onu kullanayım sürekli demeliyiz. Gardırobumuzda bugün bir bakalım neler var gardırobumuzda, hangi renkler? Belli renkler siz öne çıkıyordur. Çoğunlukla bu böyle. O renk kıyafet satın almayı düşünüyor musunuz? Belki şu anda moda olduğu için almaya gidecektiniz. Vazgeçin. Neden? Çünkü sizin gardırobunuzda var. Gardırop detoksu diye bir şey var biliyorsunuz. Kombin danışmanlığı bile var. Neden kombin danışmanlığı var? Çünkü siz bir kıyafet alıyorsunuz, bir pantolonunuz var. Onun neyle kombin edeceğinizi bilmiyorsunuz. Mesela geçen gün bir paylaşım yaptım ben sosyal medyada. Şu tonlarda biraz daha, bir tık daha bunun içinde kırmızısı olan bir tonunu bir ceket paylaştım. Bir mağazanın ceketi. Çok güzel bir ton, onun için paylaştım. Sezonun rengi. Bir arkadaş altında yorum yapmış. Bunu mor bir bluzla giymek lazım demiş. Evet. Bunu kimse mor bir bluzla giymez. O paylaştım. Bunun bir saten bir ceketti. Mesela mağazaya özellikle gittim, o mağazaya baktım. Ne renkle kombinlemişler diye. Bej rengi bir bluzla kombinlemişler. Eğer siz çok böyle renk zaten ön planda, ben moru da kullanıp içinde iyice renkleri patlatmayayım, ben renk olarak öne çıkmayayım diyorsanız, evet, bej renkle onu kırabilirsiniz. Bu rengin parlaklığını, canlılığını kırmak mümkün. Ama mor çok şık. Bu da bir cesaret aslında. Bu cesareti de göstermek lazım. Renklerle dans etmek diyorum ya, dans edelim işte. Ha, bir de çok önemli bir şey daha var. Hani hep işte bu rengin yanına bu renk olur. Kırmızıyla siyah giymek lazım. Beyazla siyah çok güzeldir, bayılırım. Bırakın bunları. Bunlar nereden geldi bize? Dayatmalar bunlar. Zorlamalar. Oradan buradan duyduklarımız. Niye sizin yaratımınız olmasın? Siz başka bir şey yaratın. Kendinize uygun olanı. Açın gardırobunuzu. Bugün bir kombin yapın bakalım. Değişik olsun. Yani herkesin uyguladığını uygulamak zorunda değilsin. Kendin ol diyoruz zaten. Eğer kendin olursan enerjini hissettirirsin. Başkası olma. Başkasının öğrettiklerini, başkasının gösterdiklerini yapmak zorunda değilsin. Başkasının öğretileri sana bir vizyon konusunda yardımcı. Onu unutmayalım tabii ki. Ama kesinlikle yapılması gereken şu ki, her zaman siz kendinizden bir şey katın. Diyelim ki bir kıyafet aldınız bir yerden, bir takım mağazada ki kombini aldınız. O kombin de size ait bir şey yoksa, sizden bir katkı yoksa olmaz. O sizin değil artık. O X mağazasının kombini, onların tasarımı, onların düşüncesi, başkasının. Siz kendiniz yaratın. Aksesuarı, bir kemeri kolye olarak kullanabilirsiniz. Bir bluzu farklı bir şekilde eşarp gibi kullanabilirsiniz. Eteği elbise gibi yapıp, tünik gibi yapıp, tight ya da deri, parlak deri bir pantolon giyip, farklı bir botla güzel bir kombin yapabilirsiniz. Yeter ki bir bakış açınız, bir görüşünüz olsun. Açın gardırobunuzu bugün. Sizin kombin danışmanlığına ihtiyacınız yok. Artık internet var. O kadar çok böyle alternatif görüyoruz ki bizim de bakışımız, görüşümüz farklılaşıyor. Açın, bir bak, yapın bakalım. Bir tane kendinize özgü bir kombin yapın.
Bugüne kadar hiç giymediklerinden olsun hatta. Bir pantolon, bir gömlek, üzerine bir aksesuar, farklı bir şey. Hatta bir kenara atmıştınız belki o kolyeyi. Bir zincirdi. Bir kenarda duruyordu. Ama işte şimdi zamanı değil. Farklılık yaratın. Mesela şu an benim aklıma gelen bir kolyem var. Gümüş rengi. Gümüş rengi benim rengim değil. Bunu yıllar önce almıştım. Fakat altın rengiyle karıştırdığımda ben kullanabiliyorum. Yani gümüş ve altın rengini bir arada kullanmak mümkün. O karışımı yapmak aklıma geldi ve eve gider gitmez hemen onu yapacağım ve kullanacağım. Modanın etkisinde kalmayalım. Aslında onu söylemeye çalışıyorum. Modanın dayatmalarından artık bıktık biz. Hepimiz bıktık. Modanın dayatmasını uygulamak yerine kendi uygulamalarımızı yapalım. Modayı izleyelim tabii ki. Modanın bize verdiği çok güzel bilgiler var. Farklı bakış açıları var. Ama kendimize nasıl uygulamamız gerektiğini bilelim. Işıltı. Marc Jacobs diyor ki bir modacı, ışıltı benim rengim diyor. Bakın görüyor musunuz? Şimdi bir ışıltıyı yaratmak, ışıltılı bir kıyafeti giymekten öte, ışıltının yansımasını sağlamak, kendinizde o renklerin dansıyla bir ışıltı yaratmak. Bazen bir maskara kullanırsınız gözünüze, kirpiklerinize. O maskaranın üzerindeki o bir minicik bir portakal rengi, oranj bir farın göz bebeğimizin üstüne dokundurursunuz. Işıltı yayar o kirpikler sanki. Sanki ışıltılı bir maskara kullanmış gibisinizdir. Gözleriniz parlar. Gözlerin ışıldıyor bugün dedirtirsiniz. Minicik bir renkle. O portakal rengi, oranja dönük bir rengi bir gün göz bebeğinizin üstüne kullanın ve kirpiklerinizde maskara olsun. Bakın o ışıltıyı görün. Renk iletişimi destekler. Yani bir iş görüşmesine gittiniz diyelim ki ya da önemli bir toplantıdasınız. Çok şıksınız, çok güzel bir renk var üzerinizde. Diyelim ki portakal rengi, o biraz önce bahsettiğim saten ceketi giydiniz. Onun pantolonu da var. Pantolon da var üzerinizde. Hatta mor bir bluz giydiniz içinize. Süpersiniz. Ama siz toplantıda konuşan kişi olacaksınız. Burada renk biraz öne çıktı. Biz onu biraz geriye çekelim. Renkleri konuşacağınız zaman çok öne çıkartmayın. Ama ben mesela bir toplantıya gittiğimde böyle bir rengi kullanmamalıyım. Çünkü bu renk de soğuk bir, benim için uygun bir ton değil. Ve ne olacak o zaman eğer bunu kullanırsam? İnsanlar renge takılacak, beni dinlemeyecekler bile. Biz iletişim için doğru renkler kullanalım ve biz rengin öne çıkmasını değil, konuşmaların öne çıkmasını sağlayalım. Enerjimizi konuşurken yansıtalım. İletişimdeki o renklerin etkisi budur işte. Renk ifadeye hizmet eder. İçinizdeki enerji çok önemli. O bazen hani farklı görünüyor ya renkler. Bir bakın, şöyle yapın isterseniz. Bir yere gittiğinizde, bir kafe olur, bir alışveriş merkezi olur. Gittiğinizde insanlara bir bakın. Üzerindeki renk mi dikkatinizi çekiyor yoksa kendisi mi? Bazen bir kişi görürsünüz. Ne kadar farklı bir kişi. Enerjisi ne kadar yüksek dersiniz. İşte o enerjisi yüksek dediğiniz insanın aslında doğru renkleri kullandığı, doğru tonları kullandığı kesindir. Yine bir güzel söz var. Renkler bizi sarıp sarmalar, uyandırır, anda tutar diyor. Anda olmak ne kadar önemli. Renklerin de böyle bir etkisi var diyor. Anda tutar diyor.
Renk bilinç alanını da etkiliyor. Psikolojiye katkısı var. Nasıl katkısı var? Biraz önce söylediğim gibi eğer evden çıkmadan aynada siz kendinizi onaylamazsanız kötü bir psikolojiyle evden çıkar ve gününüz iletişim konusunda da başarısız geçer. Eğer kendinizi onayladıysanız, bravo Hilal, çıkabilirsin, harikasın dediyseniz, o zaman ne olur biliyor musunuz? Bütün gün işleriniz rast gider, işlerinizi halledersiniz. Bir diyelim ki bir restorandasınız, en güzel yeri size verirler. Tam istediğiniz renk yerdir orası. Ya da bir sinemaya gidersiniz, en güzel yerde filminizi izlersiniz. Her şey yolunda gider. Bir yerde otururken yan masada bir hanımla tanışırsınız. O hanım meğer çok değerli bir hanımmış. Herkes değerli ayrı da o kişinin farklı özellikleri varmış ve sizin için de çok katkısı olacak biriymiş. Ve bu benim başıma geldi, onun için anlatıyorum. Bir yerde, bir kafede otururken ders çalışıyordum yine bir eğitim için. Çalışıyorum. Yan masaya bir hanım geldi. Ben o kadar konsantreyim ki beni ilgilendirmemesi gerekiyor aslında. Hiçbir şey ilgilendirmiyor çünkü sadece dersteyim ben, andayım. Bir şey çekti benim. Şöyle döndüm, hanıma baktım. Renkleri o kadar güzeldi ki tam kendisine uygun, cilt tonuna uygun renkleri seçmişti. Dedim ki o kadar güzel renkler seçmişsiniz ki enerjinizi yansıtıyorsunuz ve kendimi alamadım size bakmaktan dedim. Ki ders çalışıyorum dedim. Sonra sohbet etmeye başladık. Birbirimizin sosyal medya adreslerini aldık, takipleşiyoruz ve birbirimize katkımız oluyor. Böyle dostlukların kurulmasına bile etkisi var renklerin. Unutmayın. Şimdi renklerin psikolojik etkisi var diyorsak bakalım. Beyaz ne diyormuş? Hijyenik diyormuş. Ben hijyeniyim. Mesela hastaneler, doktorların muayenehaneleri, tabii estetik cerrahlar için söylemiyorum ya da dermatologlar, ama çoğu doktorların beyaz kullandığını görürsünüz güzellik salonlarında, bazılarında. Siyah ne diyor? Konsantrasyon için iyi bir renktir diyor. Siyahın olduğu bir yerde konsantre olursunuz. Mavi soğuk içeceklerin rengidir. Yeşil güven demektir. Bankalarda biliyorsunuz yeşil kullanılır. Kırmızı iştah açar. Sarı sevinç, coşkudur. Böyle enerjiyi yansıtır. O da anaokullarında, parklarda vardır. Mor asaletin rengi biliyorsunuz. Lüks yerlerde lüksü çağrıştırır. Zenginliği çağrıştırır mor. Pembe çalışma alanlarının dışında olmalıdır. Daha feminen duyguları yansıtır. Turuncu sosyalleşmeyi çağrıştırır. Sosyalleşmeyi harekete geçirdiği için bazen de sosyalleşemediğiniz için stres yaşarsınız. Olumsuz duygular yaratabilir. Lacivert otoritenin rengidir. Ama lacivertle ilgili bir şey söyleyeceğim. Yemeklerinizi eğer kilo vermek istiyorsanız, daha doğrusu fazla olan kilolarınızdan kurtulmak istiyorsanız, sizin ihtiyacınız olmayan kilolardan kurtulmak istiyorsanız lacivert bir tabak alın ve o tabakta yiyin. İştahınız kapanacak lacivertle. Kahverenginin şöyle bir özelliği var. Uzun süre oturamazsınız kahverengi bir koltukta mesela. Ve ne yapıyorlar? Fast food restoranlarda, kafelerde özellikle kahverengi kullanıyorlar ki insanlar fazla oturmasın. Böyle zaten onların yemekle ilgili de kırmızıları kullanıyorlar biliyorsunuz. İştah açsın, yiyelim ama yiyelim hemen kalkalım. İşte kahverengi de hemen kalkmamızı sağlıyor. Şimdi renklerle dansımızı anlattım size. Renkleri kullanmayı anlattım. Kırmızıdan biraz bahsetmek istiyorum son olarak.
Kırmızı, kırmızı ana renk. Ana rengimiz kırmızı, sarı ve maviyi her yerde kullanabilirsiniz. Herkes kullanabilir ama ana renkse. İçine giren o ek renklerin tona dönüşmesiyle sizin seçiminiz de farklılaşmalı. Bunun için şunu söylemek istiyorum. Ayakkabı mesela. Diyelim ki ben sıcak alt tonlu bir kişiyim ama gittim soğuk bir renkte, tonda ayakkabı aldım. Eğer beni bütün olarak görüyorsa, bir yerden içeri giriyorsam veya bir sahnede konuşma yapıyorsam, beni bir bütün olarak görüyorsunuz orada, o zaman o ayakkabının bile tonu size yansıyabilir. Normalde sadece üst için konuşuyoruz biz. Yani ceketiniz, bluzunuz, fularınız, elbiseniz için. Yani yüzümüze yansıyacak bölümler için renk analizi yapılır. Ama ben diyorum ki pantolonunuzu da, eğer ayakkabınızı da kendi tonunuza uygun seçerseniz çok daha başarılı bir ifade kazanırsınız. Önemli olan o dışa yansıtmak istediğiniz ifadeyi, o enerjiyi kazanmaktır. Bir örnek vereyim yine. Pembe bir pantolon almıştım. Sanıyorum 2 ya da 3 yıl önceydi. Modaydı. Pembe de benim hiç kullanmadığım bir ton. Ama öyle ki herkes, ya o nereye baksam pembe. Dedim pantolon alayım bari. Tamam, üste giyemiyorum ama. Aldım. Yaklaşık bir ay evde durdu. Kombin yapabilirim dedim. Tamam, kombin yaptım. Giydim üzerime. Hayır. Ayna testinde başarılı olamadı o pembe. Ve ben o pembeyi birine hediye ettim. Pembe pantolonu. Ve kullanamadım. Şunu söylemek istiyorum. Siz pantolonunuzu veya eteğinizi, her neyse, veya ayakkabınızı da seçerken dikkat edin. Burada ruj için, zaten rujda kesinlikle biz mutlaka yüzümüze uygun, cilt alt tonumuza uygun bir ruj kullanacağız. Biliyorsunuz parfümerilerde güzellik uzmanları var, danışmanlar var. Bu danışmanlar size gerekli bilgileri vereceklerdir. Alt tonunuzu, cilt alt tonunuzu bilirseniz sıcak tonda ruj istiyorum veya soğuk tonda lip gloss istiyorum veya allık istiyorum diyebilirsiniz. Evet, bugün yine programımızın sonuna geldik. Benim için daha renkle ilgili konuşulacak çok şey var. Onu da size söylemek istiyorum. Soğuk ve sıcak değerlendirmesinden sonra şurada gördüğünüz gibi 4 tipe ayırıyoruz biz insanları renk analizinde. Her birinin de kendi içinde 3'e ayırıyoruz. Bunu da ayrı bir programda size anlatacağım. Bunun için de tekrar Kadının Gücü programında renklerle baş başa olacağız. Bakın burada da mesela sıcak ve soğuk tonları çok net, hemen yakalarsınız siz. O sarının yansıması ve mavinin yansımaları hemen görünüyor. Tekrar görüşmek üzere. Önümüzdeki haftaya kadar sevgiyle kalın diyorum ama önümüzdeki hafta bir sürprizim var size. Çok farklı bir konudan bahsedeceğim. Grigori Grabovoi sisteminden bahsedeceğim. Ben teacher eğitimi aldım. Ankara'daydım uzun bir süre. Ve şu an eğitmeniyim. Sistem o kadar güzel, bize o kadar uygun ki size anlatmaya karar verdim. Ama önümüzdeki hafta. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.